hakları ADP'li arkadaşımızı gayet güzel anlattığı için de eşit vatandaşlık biçiminde AKP getirirse desteklemeyiz kardeşim. Sebebi de çok açıktır bakın. Çünkü biz AKP'nin bize söylediği ve bize güvence verdiği hiçbir şeye inanmıyoruz. Tamam mı? Hiçbir surette inanmıyoruz. Ve benzeri şekilde HDP'ye de inanmıyoruz. Onu da söyleyeyim ben size neden inanmadığımızı. Arkadaşlar, bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak ve bir Hatice olarak ben bu ülkenin demokratikleşmesini Öcalan'ın yazdığı 10 tane maddeden öğrenecek değilim bakın. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve onun büyükelçisi olarak dünyanın her yerinde görev yaptım. Demokrasinin en iyi geçtiği yer Amerika Birleşik Devletleri'dir. 8 yıl görev yaptım ben orada. Tamam mı? Onun dışında en fazla sorunu olan ülkelerde görev yaptım ben. Ben diyorum ki arkadaşlar, eşit vatandaşlık ve eşit vatandaşlık. Demokrasi mi demokrasi? Yerele daha fazla şey verilmesi. Evet, yerelde insanların katılımcı demokrasisini daha fazla ilerletti. Ama şuna inanmıyorum ve inanmayacağım, CHP adına da konuşuyorum. O da nedir biliyor musunuz? Bana 10 madde söyleyip ardından şunları söylememezlik etmesinler. Öcalan'a serbestlik, Güneydoğu Anadolu'da özellik, ve ondan sonra da bağımsızlığa gidecek konfederasyonu kurmak. Buysa, işte bizim bugüne kadar hep söylediğimiz o gibi dedik ki beyler, bunları açık açık Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşuruz. Mecliste bizim baştan beri söylediğimiz HDP'li arkadaşımla HDP'de yokken BDP'nin ilerlemesi için, güçlenebilmesi için bu meselelerin şeffaf bir şekilde mecliste ele alınmasını ben söyledim diye Beşir Atalay'la farklılığa düşüp de ayrıldım ben oradan. Beni atmadılar Baydın'a. Onu da söyleyeyim size. Benim söylemek istediğim şunu, dilimizi de her bir şeyimizi, kültürümüzü de bu vatanın içerisinde, bu vatanın bütünlüğü içerisinde, çünkü başka vatanımız yok burada. Adı genel olarak onu söylüyorum ben size. En iyi şekilde özgürce yaşamayı isteriz. Ama Sakarya'da özellik istiyorsanız eğer siz ayrı, ben yani bir dakika kadar başında da var, adı da var. Bir tek grubu bir yerde birleşmiş olan değerli Kürt kardeşlerim orada yerelde kendi özelliklerini de icabında belli şekillerde alabilirler. Ama bugün yaptıkları gibi PKK'nın orada kurduğu KCK ya da başka bir şeylerle ve başkalarını konuşturmadan değil. Biz bu memleketin Kürt sorununun çözümü için çoğulculuğu da getirecek partiyiz. Çoğulculuğu da getirecek partiyiz. Tamam mı? Yani söylemek istediğim şu, oradaki bütün Kürt kardeşlerimizin sesleri ve sözleri bu şeyde geçecek. Bu meclis içerisinde, bu müzakerelerde ve bu yasaların çıkmasında geçecek. Ve size samimiyetle söylüyorum. Bu memleketin tamamının özgürleşip belli bir etnik kimliği bir diğer etnik kimliğe, ister Türk'ün Kürt'e veyahut da Kürt'ün Türk'e azmettirmesi gibi bir şeyi durduracak olan da biziz. Biziz. Onun için bunu yani anayasal şeyle ilgili olarak dedi ki işte zaten Rıza Türmen'le bilmem neyle onlar karşı geldiler sizin talebinize. Öyle bir şeyin sebebini ben size anlatmaya çalıştım. AKP'ye karşı gelmek, başka şeylere karşı gelmekle bir arada tutulamaz. Bizlerin haklarını eşit vatandaşlık şeklinde daha sonra görürsünüz inşallah. Burada. Murat Bey, kararsın Murat Bey, yardım etmek ister misiniz, herhangi bir şey söylemek ister misiniz? En son Sayın Murat Öşeli'nin yaklaşımına bir soru değildi, bu bir konu bir tartışması gibi oldu.
5 kişiye söz hakkı vereceğim, sorma hakkı vereceğim. Mesela değil, ifade etmek istedim. Yani öncelikle şunu altını çizmek istiyorum. Siz affedersiniz. Arkadaşlar lütfen herkesin dikkatini dağıtın. Şu cep telefonları mümkünse bir sessiz alalım öncelikle. Bence 2 dakika bekleyelim, herkes sessiz alsın şu telefonları lütfen. 2 dakika bir şey yapmayalım, herkes sessiz alsın. Buyurun, sonra bakalım. Şunun altını çizmek istedim. Yani biz muhalefet muhalefet partiler arasındaki bir tartışmada çok fayda gören bir parti değiliz. Yani bizim muhatabımız iktidardır ve benim konuşmamın %90'ı zaten iktidarla ilgili. Ama tabii ki Türkiye bir anayasa tartışması yaşayacaksa, ki yaşıyor, Çerkeslerin bir yeni anayasa talebi gündeme geliyorsa, burada muhalefet partileriyle de bizim aramızda bazı ayrımlar var. Ben çok somut bir eleştiri dile getirdim. Yani sonuçta anayasanın vatandaşlık talebiyle ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir görüşü vardı. Sayın Rıza Tümmen'in şahsıyla ilgili değil. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyona vermiş olduğu üç üyenin üçü de üç farklı görüş sundular buraya. Sayın Rıza Tümmen'in görüşü bunlar içerisinde demokratik çizgiyi ifade eden görüştü. Kendisini temsil ediyorum ama sonuç itibariyle parti bu konuda bir karar verdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi adına vatandaşlara nasıl bakıyoruz diye bir tanım sunuldu. Bunlar komisyon tutanaklarında var. Herkesin erişimine açık. Yani ben size sırf bir şey söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarını Türk olarak tanımlayan bir tanımdır. Biz bu tanımın doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani AK Parti'nin her dediğine karşı çıkmak. AK Parti eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi Türk değildir diyorsa, yok hayır hepsi Türk'tür demek muhalefet. Doğru bir muhalefet. Her partinin kendi ilkeleri, anlayışları olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu ilke ve anlayışlar doğrultusunda iktidara muhalefet edilmesi gerekir. Burada AK Parti açısından da vatandaşlık tanımında olduğu maddede evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olarak getirildi, doğrudur. Ama sonrasında 66. maddede yine onlar da Türk tanımına bunu kilitlediler, onu da ifade ettik. Yani dolayısıyla bizim burada bir ilkemiz var. Biz diyoruz ki çoğulculuk olmalı, evet çoğulculuk. Sen görürsün şimdi ifade ettiğim gibi. Ama çoğulculuk ilkesi sözde kalmamalı. Vatandaşlık tanımı da çoğulcu olmalı. Yani Amerika'da evet, Amerika bu konuda iyi bir örnek. Ben Amerikalıyım. Amerikan vatandaşıyım ben insanlar ve bu bir etnik kimlik değildir Amerika'da olmak. Bir coğrafi kimlik. Yani Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. Biz de bunu söylüyoruz zaten. Türkiye vatandaşı diyoruz. Dışında ayrıca bir de etnik olarak ifade edilen bir tanımın, kimliğinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hepsi Türk'tür şeklinde bir dayatmanın artık anayasada yer almaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda ayrışıyoruz da sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, AK Parti'ye de ayrışıyoruz. Şimdi devletin dili Türkçedir diyor. Değiştirilmesi dahi teklif edilen ben madde. Devletin dili neden sadece Türkçe? Bu soruyu soruyoruz ve tartışılmasını istiyoruz. Çerkez yurttaşlarımız vergi ödemiyor mu? Neden? Devletin, tamam, birçok resmi dili olabilir. Dünyada hemen hemen devletlerin üçte ikisinin birden fazla resmi dili var. Bu devletlerin hiçbirinde bundan dolayı çökmüyor, bakmıyor, gitmiyor. Bu bir demokrasi, bir yurttaşlık tanımı meselesidir. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün yurttaşların dillerinin aynı zamanda devlet dili olarak, resmi dil olarak kullanılmasını istiyoruz. Bu önceki anayasalarda resmi dili Türkçe'ydi, şimdi devletin dili Türkçe'ye çevirdi. Yani devlet hiçbir şekilde Türkçe dışında bir dil kullanamaz. Hastanede bir Kürt kadını, Türkçe dışında bir dil bilmeyen bir kadın geldiği zaman derdini Türkçe anlatmak zorunda. Sağlık hizmetlerinde bile bunu görüyorsunuz. Yani ana dil eğitimi bir yana bıraktı. Devlet dairesine gelen Türkçe bilmeyen birisi işini yaptıramıyor. Burada bile bunu görüyorsunuz. Bu bir demokrasi sorunu. Hani birbirimize kızıp parti çekişmesi yapacağımız bir mesele değildir. Burada Çerkez yurttaşları birbirlerini tartışıyorsa biz anlayış olarak özgür yurttaşlığı savunuyoruz ve vatandaşlık maddelerinde ne Çerkez, ne Kürt, ne Arap, ne Türk hiçbirisinin yer almaması gerektiğini savunuyoruz. Şunu da söylemiyoruz yani, bu ülkede Türkler, Kürtler yaşıyor densin. Hayır, bu da değil. Bu ülkede yaşayan 72 milyonun tümü
eşit yurttaş olsun. Biz bir savunmuyoruz. Bu anlamda hani bu 10 madde meselesi de sonuçta devlet, devlet heyeti ve Öcalan arasında yürütülen müzakereler de bu tavuktan da 10 madde. Kimin yazdığının bir önemi yok. İşte bunlar üzerinden bir demokratikleşme tartışması yaptı. Şimdi bize bugüne kadar siz müzakereleri Kürt hakları için yürütüyorsunuz diye eleştiri yöneltenlere bu 10 maddeyi sunmak istedim. Yani burada şu ya da bu etnik kimliğin hakları için bir mücadele yürütülmüyor, bir müzakere yürütülmüyor. Türkiye'nin çoğulculaşması, Türkiye'nin demokratikleşmesi için bir müzakere yürütülüyor. Bunu anlatmak istiyoruz. Ve biz bu müzakerelerde şu ya da bu partiye kendimizi göbekten bağlı hissetmiyoruz. Onu da açıkça söyleyelim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi çıkıp dese ki müzakereleri biz yürüteceğiz, devam ettireceğiz. Bakın bunu söylemiyorlar. Keşke söyleseler. Türkiye'de demokratikleşme adına çok önemli bir adım olur. Şimdi soruları almak istiyorum. Birinci, evet, buyurun lütfen. Mehmet Karaçay, ben de bakıyorum. Sorun madde olacak. Bir de kişinin ağzından çıkan bir laf, bir eylem. Bazen toplumların, bazen devletlerin, bazen de kendini iddia eden toplumların kıran mesele olur. Eğer bu kişi yönetimde bir cısım yönetici durumdaysa daha da beter. Sıvı saklık ve bir zamanlar yanlış olay ifade etmek istemiyor ki, eylemi tam hatırlamıyor kelimelerini de. Meğerde Trakya'dan gelen boşluğa, Abbasya'dan gelen Çerkez'e hangi yurttaşlık hakkını vereceğim diye bir laf etmişti. Bu bizden çok üzdü. İkincisi de gerçekten bizlerin en büyük gücümüz, birinci şey olmasa da 10. Niye %10 barajını aşağı indirmeye çalışmıyorsunuz da? O 10 maddenin içine niye bir 11. madde olarak bunu koyabiliyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Sayın Sarık'ın o bahsekonunu konuşuyoruz. Sayın Sakık'ın bahsekonun konuşması. Sayın Sakık partimizin yöneticisi değil bu arada. Bir milletvekilidir. Son derece talihsiz bir konuşmaydı. Partimizde resmi görüşünüzü yansıtmadığını ve partimizin temel görüşlerine aykırı bir konuşma olduğunu o dönem bunu belirtti. Bizler için büyük bir can sıkıntısı oldu. Büyük bir sorun oldu bu. Yani o konuşmanın yapılmış olması. Yani bir kez daha buradan ilan etmek isterim. Keşke bir özür dilesin. Bir açıklama yapıldı o dönem. Yani bu bizim görüşümüzü yansıtan bir açıklama değil dendi parti adına. Keşke hiç olmasaydı ama düzeltmek için de bir şeyler yaptık diye düşünüyorum. Diğer bir şey, şimdi bu görüş %10 barajını indirmek için bizim bir şey yapmadığımız şeklinde bir görüş ifade ediliyor. Özellikle de medyada son dönemde bunları duymaya başladık. Çok açık net konuşalım arkadaşlar. %10 barajını indirmek için bizden daha fazla mücadele etmiş hiçbir parti yok. Bu kadar açık söylüyorum. Sadece yasak, verdiğimiz yasa tekliflerine bakılsa bile bu görülür. Ama biz yasa tekliflerine de sınırlı kalmadık. Barajsız demokrasi kampanyası yaptık daha 2 ay önce. Türkiye'nin her tarafında sokağa çıktık, barajsız demokrasi istiyoruz. İki ay önceki bu kampanyamızı bir yana bırakın, biz barajın esas mağduru olan konumundayız. Baraja karşı en büyük mücadeleyi biz veriyoruz ama artık biz yeni bir aşamaya geçtik. Artık biz gördük ki HDP bu barajı aşmadıkça hiçbir parti bu barajı indirmeyecek. Ve bu barajın ortadan kaldırılması için, bu barajın yerde yeksan edilmesi için kendimiz sorumluluk üstlendik. Bizim seçimlere parti olarak girmemiz baraja karşı Türkiye Cumhuriyeti 13 Eylül'den bu yana yapılmış en büyük hamledir. Çünkü biliyoruz ki biz bu barajı açtığımızda bu barajın zaten bir anlamı kalmayacak ve ortadan kaldırılacak. Ve emin olun HDP bu barajı aşınca bu barajın kıymetlerinden faydalanacak kadar ilkesiz, opportunist bir parti asla değil. Meclise girer girmez ilk vereceğimiz teklif %10 barajının ortadan kaldırılması. Bizim görüşümüz de bu konuda bu zaten. %0'a indirilmesidir. Bütün toplumsal kesimlerin kendisini özgürce örgütlemesidir. Biz çoğulcu bir demokrasinin temel savunucusu iken
üstü o barajı nasıl savunabiliriz? Emin olun, HDP bu barajı açtığında bu sefer diğer partiler barajı indirmek için birbiriyle yarışacaktır. Ve böylece Türkiye bir baraj ayıbından kurtulacaktır. Biz baraj ayıbını ortadan kaldırmak için seçime parti olarak girerken bize bu tür yakıştırmaların yapılması aslında hani çok da gerçeklikle uygun bir durum da değil. Buyurun. Buyurun. Merhaba. Ayağımı çerkezden değilim. Ben bu soruyu Murat abiye bir çerkez sormak değil, CHP olarak soracaktım da muhatabı yok. Çerkezlerin buradan başka adamı yok. Çerkezlerin adamı çerkez ya. Bunu ilgili arkadaşlar iletirse ilgilenmiş olur bu arada. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yanılmıyorsam Federasyonumuz 3 tane adaya mektup yazdı. Demokratik taleplerimizi bildiren, ne düşündüklerini sordu. Sadece HDP'den cevap alabildik. Ve hani küçük bir yer, ben Soçi protestoların içinde basın açıklamalarına bir başkan olarak gördüklerini çıktım. 21 Mayıs sürgün ve soykırım protestolarına olacak. İkinci gün inanın Selahattin Demirtaş grup toplantısında Reyhan'da okunan soykırım ve sürgün protestosuna pasajlar okuyun ve yanlış yaptım. Teşekkür ederim. Personel önemli miktarı. Onun için de bulunan partilere genellikle Anavatan Partisi, Türkiye Partisi, Vatan Partisi gibi kuruluyor. Bu güzel bir iddia ve tersine sağlamadığı yok. Şimdi HDP de bunu söylüyor. Biz Türkiye'nin tüm halkların partisi olacağız diyor. Bu nasıl gerçekleşir? Biz Çerkesler gelen ya da gittiğimiz siyasi partilerle görüştüğümüzde Çerkes milletvekili niye yok? Çerkesler bundan niye temsil edildi dediğimizde şöyle bir cevap aldık genelde. Gelin, girin, çalışın, olun, değil, ilçe falan bir siyaset böyle yapılabilir. Ama biz biliyoruz ki Türkiye'de çok kötü durumda olan toplumlar var, halklar var. Yani kendi problemleriyle bir türlü kafasını kaldıramayan sıkıntılı kesimler var. Bir partinin Türkiye Partisi olması için bu tüm kesimlere elini uzatması ve onlardan temsilcilerini alması gerekiyor. Dolayısıyla benim sorum size, önemli bir iddia ve çok güzel de tabii böyle bir şey olması, olacak olması. Bunu nasıl yapacaksınız? Yani tüm halkları buraya nasıl katacaksınız? Ya açıkçası istersinden şöyle bir şey de söylüyoruz. Şu an geldiği nokta itibariyle HDP kadar Türkiye Partisi olan başka bir parti yok. Çünkü AK Parti kendisine oy vermeyenlerin büyük bir tepkisiyle kuşatılmıştır. CHP, MHP belli bölgelere sıkışmış. İlk kez HDP Türkiye'nin her tarafına dokunabiliyor, bütün halklarda açık temas edebiliyor. HDP'yi başarılı bulanların oranı, HDP'nin oy oranının çok üstünde. Tek istisna biziz bu konuda. Yani diğer partilerin hepsinin oy oranının altında başarılı bulanlar. En son Kadir Has Üniversitesi'nin anketine baktığımızda. Bizim yaptığımız sadece şu, Türkiye toplumunun bütün renkleriyle onlara olduğu gibi kabul ederek demokratik taleplerini esas alarak ilişki kurmak. Yaptığımız bundan ibaret ve bunu daha da fazla yapmaya devam edeceğiz. Çerkez toplumu bu renklerden birisi. Ve bizim ne mutlu ki çok sayıda Çerkez aday adayımız var. Ve Çerkez toplumu eğer bir araya gelip bizim adayımız budur derse, bize bunu önerirse ki bu tür öneriler de geliyor. Biz bu temsiliyeti de esas alacağımızı daha iki ay önce sanırım Kemal Aktaş'la birlikte buluyoruz Sayın Kemal Aktaş'la vekilimizle. Orada da beyan etmişti vekilimiz. Dolayısıyla biz meseleye şöyle bakmıyoruz. Yani işte çeşitli diğer partiler gibi işte olsa da olur olmasa da Türkiye toplumunda kendisini örgütleyen, öz örgütlenmesini geliştiren bütün halk kesimleri siyasette mutlaka temsilini bulmalı ve bütün kesimler de örgütlenmeli.
bütün halklar örgütlenmeli. Çünkü bizi arzu ettiğimiz Türkiye hem meclis grubumuzda cisimleşmeli, hem yarın hükümete geldiğimiz zaman, halkların demokratik iktidarını kurduğumuz zaman bakanlar kurulumuzda da cisimleşmeli. Yani o bakanlar kuruluna bakan, Türkiye'de herkes kendisinden bir parça görmeli. Çünkü bu devleti ele geçirme anlayışı, devleti ele geçirme zihniyeti Türkiye'yi kutuplaştıran en önemli faktördür. Bir kesim geliyor ve devleti ele geçiriyor. Bütün diğer kesimler kendisini yabancılaşmış, dışlanmış hissediyor. Bir kutuplaşma ve nefret ortamı Türkiye'ye hakim oluyor. Bizim savunduğumuz iktidar anlayışı bu değil. Biz 72 milyonun kurduğu bu devleti, 72 milyonun bütün renklerini kapsaması, içermesi ve tümüyle demokratikleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir siyaset anlayışımız var. Erdoğan Bey, buyurun. Erdoğan Dost, Ankara. Ben eş başkanımız Sayın Demirtaş'ın ifadesini atıyorum. Bir soru sormak istiyorum. Şöyle bir şey demiştim birkaç hafta önce. Biz iktidara milletvekillerine taşıyarak temsili demokrasiyi bir adımlığı götürmek için değil, halk meclisleri aracılığıyla halkın gerçek iktidarını kurmak için tarih izlemiştim. Bu biraz açar mısınız? Ne demek bu? Biz milletvekili olarak mecliste olmasak da bunun bize çerkezler olarak bir yansıması olacak mı? Bu bir anlamda sizin çerkezleri bir mücadele ortaklığına çağrınız olarak algılayabilir miyiz? Halkların ortak mücadelesi nedir? Bunu bir açarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Halk meclisleri bizim demokratik özellik dediğimiz programın merkezinde duruyor. Yani biz istiyoruz ki, diliyoruz ki Türkiye'de çoğulcu ve aynı zamanda katılımcı bir demokrasi. Türkiye'de şu an var olan siyasal rejim ne çoğulcudur ne katılımcıdır. 550 milletvekili seçer gönderirsiniz, bir daha hani yüzünü de görmezsiniz. O 550 milletvekili bir şeyler yapar orada. Hayır, biz diyoruz ki katılım yerelden başlar. Ve dolayısıyla her yere, demin ifade ettiğim Sakarya'nın Hendek ilçesinde ya da Samsun'un Çerkez köylerinde halk kendi meclislerini kursun, kendi öz örgütlenmesini sağlasın. O öz yönetim meclisleri o yerelde yönetim gücü olur. Bizim savunduğumuz model bu. Yani Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar, köylere kadar örgütlü, öz yönetim ve kendi meclisleri de kendisini yöneten bir toplum arzuluyoruz ve diliyoruz. Elimizde ne kadar güç varsa, ne kadar imkan varsa, gerek yerel yönetim, gerek meclis grubu, gerek yarın öbür gün iktidar ortağı ya da iktidar haline geldiğimizde bu gücü tümüyle yerel demokrasinin gelişmesine tahvil etmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğer yerelde toplum örgütlü değilse, siyaset sadece Ankara'daki temsili demokrasi kurumlarına sıkışırsa, burada gerçek anlamda bir demokrasiden söz etmek hayal olacaktır. Ve burada her türlü patronaj ilişkisinin, her türlü siyasi menfaat ilişkisinin de kapısı her zaman açık olacaktır. Ama toplum örgütlü olursa, toplum kendisini yönetirse, o zaman kendisini kurtaracak kurtarıcılara da ihtiyaç duymayacaktır. Bizim idaremizdeki demokratik program budur. Halk meclisleri olarak Sayın Eş Genel Başkanımızın ifade ettiğinde yerellerde toplumun örgütlü olmasıdır. Halk meclisleriyle kendi yerellerini yönetmesidir. Bu bugün Rojava'da da Rojava Toplumsal Sözleşmesi'nde görebileceğiniz hayata geçen modelin ta kendisidir. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hatta Türkler, Türkler ve diğerlerinden bugünlere kadar gelmesi partimizin hareketi memnuniyet verici. Umarım burada bizim de bir nebze farkımız olmuştur. Tabii ki söylemlerinizin çok önemli bir kesimine buradaki hazırlık katılıyoruz. Yani bizim Çerkez halklarının taleplerinin çoğuna karşılık gelen söylemleriniz var. Ama tabii bir de eylemleri ve somut gerçekleri göreceğiz. Ben iki konuda kısa yorum ve soru sormak istiyorum. Birincisi, bir mimar olarak merak ettiğim konu, açıklamanızı özellikle istirham ettiğim konu, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi meselesi. Şimdi Türkiye'de şu anki mevcut düzen içinde yerel yönetimler tamamen çok ezici bir şekilde son derece
partizanca ve yolsuzluk üzerine gidiyor. Yani belediyeler. Şimdi biz bu yerel yönetimlerin güçlendirilmesi meselesinde demokrasi geleneği olmayan bir topluma demokrasi geleneğini getireceğiz. Yerel yönetimleri demokratikleştireceğiz. Kafa sayısıyla değil de bir takım iradelerin söz konusu olduğu bir yapı gerçekleştireceğiz. Bu konuda size başarılar diliyorum. Çok zor. Umarım birlikte işbirliği yaparız. Bu konuda bir açıklama istedikten sonra ben asıl kafamdaki soruyu size sormak istiyorum. Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı aday olduğu zaman kendisine ben dahi bizim toplumdan ve uzun yaydan bazı köylerinden birinci parti çıkarak oy verdik. Fakat o günden bugüne yaşanan yaşananlar bu barış sürecindeki hükümetle olan diyaloglarımız ciddi kuşkular uyandırmaya başladı bir kesimde. Bu konuda kafaların net olmadığını, şüpheyle bakıldığını kabul etmemişsiniz. Ve önemlisi şu, eğer %10 seçim barajını aşamayıp da meclise giremeyecek olursanız bunun Türkiye'ye bedelinin ne olacağını düşündünüz mü? Ve sizin bunu aşamama durumunda bir B planınız var mı? Türkiye'nin barışa ve demokrasiye ihtiyacı var. Ancak siz bu barajı aşamazsanız ben çok iyi şeyler yapacağınıza ve olacağına inanmıyorum. Ve tek başına iktidar olan 400 milletvekili olan AKP'nin de bu ülkeyi hiç iyi bir yere götürmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Neden benim gibi bağımsız olmadınız da geçmişte yaptınız bunu? Böyle bir riske girdiniz. Kazanamazsanız ne yapacaksınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi yerel yönetimler, biz yerinden yönetim olarak ifade etmek istiyoruz bunu. Şimdi Türkiye'nin siyasi idari yapısında çok önemli bir çarpıklık var. Şimdi kentte seçilmiş belediye başkanı var ve atanmış vali var. Türkiye'de, Türkiye'nin devlet yapısı içerisinde yerellik dendiği zaman merkezi hükümetin yerel temsilcisi anlaşılıyor. Yani vali il özel idaresi ve valiler ülkesi haline geldi. Şimdi Erdoğan'ın kafasındaki başkanlık sisteminde her bir valiyi de o ilin başkanı gibi konumlandırmak var ama bunlar tabii seçimde gelmiyor. Bunlar atama başkanlar. Şimdi bizim kente dair programımızın birinci maddesi bu çarpıklığı ortadan kaldırmaktır. Vali, belediye başkanı ayrımı bitecek. Seçilmiş bir kent yöneticisi, seçilmiş bir vali gelecek. Dolayısıyla kentte demokrasi bundan başlayacak. Ama bundan ibaret olursa da bir tane yerel otokrat seçmiş olursunuz. Hayır, böyle değil. Her mahallenin, her ilçenin ve büyük şehrin halk meclisleri tarafından yönetilmesini öngörüyoruz. Aynı zamanda. Bizim demokratik özellik dediğimiz mesele özümüzdür. Ve biz bunu Samsun içinde, Kayseri içinde, Sakarya, Adapazarı içinde aynı şekilde savunuyoruz. Şimdi Türkiye'de demokrasi kültürü gelişmedi. Bunu geliştirmeye dönük çabalar da hep devlet tarafından bastırıldı. Hepinizin bildiği bir olay. İşte 2011 yılında KCK operasyonları. Bu KCK operasyonları neydi? Bizim çeşitli kentlerde, özellikle Doğu illerinde bulmuş olduğumuz halk meclislerinin bastırılması operasyonu. İnsanlar sadece Diyarbakır Bağlar ilçesinde halk meclisi kurmak iddiasıyla 5 yıl hapis yaptılar. Bağlar'da halk meclisinde kim varsa örneğin hepsini aldılar, içeriye attılar. Siz KCK'lısınız. Yapılmaya çalışılan şey tam da yerel demokrasinin ve halk meclislerinin kurulmasıydı. Ve bu devlet buna bir terör operasyonuyla yanıt verdi. Binlerce insanı içeriye attı. Bu yüzden gelişti Türkiye'de demokrasi. Yani devlet bir bıraksa, halkların yakasından bir elini çekse bu ülkede toplum zaten kendisini örgütleyecek, bunun kanallarını açacak. Ama devlet her seferinde bunun önünü kesmiştir Türkiye'de. Müthiş bir merkeziyetçi, Ankaracı, bürokratik bir aygıttan söz ediyoruz. Yani Kayseri, Pınarbaşı'nda ne olursa bu Ankara'ya sorulmalı. Aman da sakın Pınarbaşı'nda yerel bir halk inisiyatifi gelişmesin. Yoksa biz iktidardan oluruz. Şimdi bu tekçi vatandaşlık anlayışının paraleli
tepki iktidar anlayışıdır ve her şeyi Ankara'nın elinde yoğunlaştıran ve Türkiye'nin geldiği aşama itibariyle böyle bir Ankara'cı yönetim tarzı artık devam edemez. Artık yerellere ağırlık veren yerinden yönetim anlayışını devirgenmiştir. Zamanı gelmiş bir fikri hiçbir güç engelleyemez ünlü sözde. Dolayısıyla biz bu konuda gelişmenin yönünün mutlaka bu yöne doğru olacağını görüyoruz ve HDP olarak da bütün ağırlığımızı yerinden yönetimin gelişmesine koyuyoruz. Bu tabii ki çok kolay bir şey değil. Tabii ki sancılı olacaktır ama kesinlikle çağın ihtiyacı budur. Dönemin ihtiyacı budur. Şimdi müzakereler konusuna gelince, şimdi müzakereler konusunda kuşku yaratan nokta nedir? Demin ben konuşmamda bunu açmaya çalıştım. Sürekli kuşku ve şüphe üreten zemin, nesnel zemin, müzakerelerin kamuoyuna, topluma şeffaf, açık, rütülemiyor oluşur. Bütün mesele bundan ibaret. Biz elimizden geldiğince bunu açmaya, şeffaflaştırmaya çalışan tarafız. AK Parti hükümeti elinden geldiğince bunu gizli, kapaklı, saklı tutmaya çalışan taraftır. Eğer müzakereler çok açık, çok şeffaf, toplumun her kesiminin gelip içine dahil olabileceği biçimde yürütülmüyorsa bunun birinci derecede sorumlusu AK Parti hükümetidir. Bunu çok açıklıkla ifade etmek lazım. Bizim bundan murat ettiğimiz hiçbir şey yok. Biz tam tersine bunu test edebilirsiniz. 2 yıllık gelişmelerde kim açıklamış, kim ilan etmiş, kim kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmış? Bizim heyetimiz. Her seferinde de heyetimiz baskı görmüştür. Çeşitli arkadaşlarımız heyetten çıkartılmıştır, geri alınmıştır. Yaptıkları açıklamalar yüzünden cezalandırılmışlardır tırnak içinde heyete alınmayarak. Biz bunları olduğumuzda hiç sorun etmeden önemli olan süreçtir demişiz. En büyük kazanım 2 yıldır çatışmaların ortadan kalkmış olmasıdır. Ve bu anlamda barış süreci Türkiye toplumunu bir rahat nefes aldırmıştır. Bunu hepimiz yaşıyorsunuz birebir. Ben soruyorum insanlara, işte müzakereler şöyle şimdi, ya senin oğlunun Hakkari'de askerlik yapmasını istiyor musun? İstemiyor. O zaman bitsin bu savaş. Bu savaş bitsin, bu toplum bunu istiyor. AK Parti hükümetiyle falan ilgisi yok. AK Parti hükümeti sadece toplumun bu talebini doğru görmüştür. Ne zannediliyordu? Oy kaybedecek deniyordu AK Parti hükümeti. Bu yüzden oy kaybetmedi. Bu yüzden hatta oy kazandı. Bugün iddia ediyorum, ben müzakereleri daha iyi yürütürüm diyen bir parti oy kaybetmeyecektir, kazanacaktır. Ve biz HDP olarak, bizim anlayışımız baştan beri açık, şeffaf, toplumsal müzakeredir. Kapalı kapılar ardında yapılacak müzakereden yana olan biz değiliz. Ve biz seçime parti olarak girmemizin en önemli sebeplerinden biri müzakereleri toplumsallaştırmaktır. Biz %10 barajını geçtiğimizde şu ya da bu partinin iki dudağı arasında olmayacak artık müzakere. HDP'nin %10 geçtiği bir Türkiye, barışa doğru çok önemli bir adım atmış olan bir Türkiye'dir. Bunu tam tersi olarak sunmak istiyorlar. Siz işte kendi kendinizi baraj altında bırakıp Türkiye'de savaş çıkarıyorsunuz. Buna bir geçmek lazım. Aşamazsanız ne yapacaksınız? Bu çok önemli. Aşacağımız için, hani ama velev ki aşamadık yani. Ya bu ülkede sonuçta bir siyasi parti baraj altında kalabilir, bir dahaki seçimde daha düşük gelebilir. Seçim sisteminin temel unsurlarından birisi bu. Cumhuriyet Halk Partisi de baraj altında kaldı, MHP de baraj altında kaldı. Zamanında hükümet olan Saadet Partisi bugün baraj altında. Yani ama 400 Türkiye'de yüzde, yani biz 9.9'la baraj altında kalırsak %10 barajı ayımı artık kesinlikle taşınamaz hale gelecektir. Ve biz demokrasi için bir kampanya tabii ki yürüteceğiz. Yani demokratik seçimlerin Türkiye'de yapılması için bir kampanya hep yürüttüğümüz gibi bundan sonra da yürüteceğiz. Ama yani Türkiye'nin sonu değil, felaket değil. Ama şunu çok açık net söyleyelim. Yani bütün demokratik kesimleri, yani barıştan yana olan bütün kesimleri bize bu çabamızla omuz vermeye de çağırıyoruz. Çünkü Türkiye'de %10 barajı ayı bize ait değil. Ama bunu yıkma sorumluluğunu biz üstlendik. Normalde muktedir olanların bu ayıptan kendilerini kurtarmaları gerekirdi. %10 barajıyla 30-40 milletvekilini başka partilerden
alarak hükümet etme ayıbı sürekli milli iradeyi vurgulayanların sırtındadır her şeyden önce. Bizim değil. Halit Bey, ayıp diye bir şey kalmadı. Bakın 400 milletvekili çıkarırsa... Evet, Halit Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerek partilerin programlarını, gerekse 2015 seçimlerine bakışlarını bizlere açıkladıkları için. Tabii bu her iki konuşmacımızın da konuşmaları, sunumları esnasında şu an aramızda olmayan bazı siyasi partileri kulakları en çınladı, söz hakkı doğdu gibi söyleyebilirim ama bizde bir suç yok. Kampen yönetimi bütün siyasi partilere davetiye çıkartmıştır. Ama bugünkü toplantımızda Devlet Partisi ve Afganistan Demokrasi Partisi iştirak etmiştir. Bu anlamda gönlümüz çok rahat. İkincisi, Türkiye'de bugüne kadar görmezden gelinen Çerkez halkı bugünden sonra birilerinin tabiriyle yüzünü açtı. Gerek siyasi partiler içerisinde, gerekse bağımsız adaylarla yoluna uygun adımlarla devam edecektir. Bizim de elbette siyasi parti kuruldu, Çerkez Partisi kuruldu, bağımsız adaylarımız var. Ama biz de artık gayet güzel bir şekilde neyin ne olduğunu görüp onları ölçüp için tartıp buna göre hareket edeceğiz. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, İkinci oturumda parti ayrımı yapmaksızın siyasi partilerden aday olan ve bağımsız olarak o yüreği gösterip, o cesareti gösterip de bağımsız olarak aday yapan arkadaşlarımızın burada konuşmaları olacak. Soru cevap şeklinde devam edecek. Yanlış bilmiyorsam saat 2'de başlayacak ikinci oturum. Şimdi 1 saatlik 1.30 mu? 1.30'da başlayacak. Şimdi bir yarım saatlik bir ara vereceğiz. Ben tekrar Harp Bey'e ve Murat Bey'e katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. İkinci oturumda görüşmek üzere. Selahattin Demirtaş'a oy veren birçok insan vermeyecek, ekstra başka insanlar da verecek. Verme nedeni söylüyorlar. Maalesef AKP'nin diliyle, AKP'nin kullandığı tehdit sistemi. Yani biz aşamazsak Türkiye'de çok büyük şeyler olur. Gerçekten olacak. Çünkü 400 milli kelime çıkmasına gerek yok ki, biz akıllı insanlarız. 400 milletvekili çıkartmış. Bakın ama AKP 400 milletvekili çıkardığında siz nefes alacak bize nefes aldık çıkaracak. Bakın 9.9'da kalırsanız bunun günahını kaldıramazsınız. Beraber ne güzel orada grup oluşturacak. Zaten 130 milletvekili biliyordu. Ve o 130 milletvekili de kendi anayasasını yapıp meclisi, başbakanlığı, bakanlar kurulu zaten davet edecek. Yani dolayısıyla bizim parti olarak gitmemiz dışında bir seçenek yok. Hocam, bakın siz 30 tane... Ama bu yüksayda bu 5 başarı... 30 tane insan. Bugünkü sayıyla zaten başarılı olursa başarılı bir şey. Onlar zaten yap. Şu anda, bakın şu anda tek muhalefetsizsiniz. Şeyde direkt şu anda. Şu anki 330'unda direkt işte şu an paralel yapı dedik. İşte 400'deki fileyle muhalefetsizliğine geçecek yani. Şimdi niye 400 diyor? Yine fileleri. Bakın abi şu anda parlamentoda tek muhalefetsiz. Parlamento da muhalefet. Sadece siz var. İşte bunu büyütelim diyorsunuz. Siz %10 baraj riskine girip ben niye başlayayım? Ben bu toplum, bakın ben bu toplumun içinde 20 senedir yazıp çizen bir insanım. Sizin barış görüşmelerinize katılmış bir insanım. Sizi eleştirmiş, sizi takdir etmiş. O zaman gayret edelim. Ama şimdi yaz Pakistan'a gidiyormuş.